İnsanlık tarihinin gördüğü en cani liderlerden biri olan Adolf Hitler'i tanımayan yoktur herhalde. Hayatı ve ölümü, komplo teorileriyle dolu olan bu adamın İkinci Dünya Savaşı'nda yaptığı iddia edilen süper asker projesini duymuş muydunuz? Hadi biraz tarihin tozlu sayfalarına inip Hitler'in gizli zombi silahına bir göz atalım. Nazi döneminde kullanılan ilaçlara dair yapılan araştırmalar sonucunda daha uzun süre savaşmalarına yardımcı olması için askerlere bir takım haplar verildiği belirlendi. Alman ordusunun savaş dönemindeki ilaç seçimi metamfetaminden üretilen Pervitin isimli haptı. 1941'de başlayan Sovyetler Birliği'ne saldırı sırasında yüz binlerce askerin bu haplara bağımlı hale geldiği belirtiliyor. Bu ilacın en büyük özelliği askerleri dinç tutması, acı hissetmemesi ve 36 saate kadar uykusuz bırakabilmesiydi. Böylelikle Nazi askerler 2. Dünya Savaşı'nda süper asker olup başarılı olacaklardı. Metamfetamin nedir derseniz de vücuda ait noradrenalin hormonunun salgılanmasını sağlayan, aynı zamanda dopamin salgılanmasına neden olan, özgüveni artıran bir maddedir. İlk olarak Polonya mücadelesinde askerler üzerinde kullanılan bu ilaç, yorgunluktan kendinden geçmiş olan askerleri bir saat içerisinde hayata döndürmüş ve eski enerjilerini geri kazandırmıştır. O dönemlerde ortaya çıkan zombi asker benzetmesi işte bu ilaç sayesinde çıkmıştır. Alman ordusu kayıtları 1939 ve 1945 yılları arasında askerlere yaklaşık 200 milyon adet Pervitin hapı dağıtıldığını ortaya koyuyor. Bu madde her ne kadar askerler için üretilse de bir zamandan sonra toplum içinde de kullanıldığı tespit edilmiştir. Kullanımı 1941 yılında yasaklanmış olmasına rağmen tam anlamıyla önüne geçilememiştir. Cephedeki askerlerin uyuşturucuya alıştırılması ve dolayısıyla yoksunluk sendromuna kapılması ilaç sevkiyatını tekrar aktif hale getirmiştir. Hatta Pervitin tank operatörleri arasında öylesine yaygınlaşmış ki ilaca farklı bir isim bile takmışlardır. Almanca tank çikolatası anlamına gelen Panzer Schokolade, Pervitin'in ordudaki yeni adıydı. Savaşta Naziler yenilgi alsa da Pervitin maddesi halk tarafından kullanılmaya devam etmiştir. Birinci Dünya Savaşı'ndan gelen moral bozukluğu ve depresyonun etkisi altında olan Alman askerlerinin savaşmaktan aciz olduklarına dair raporlar mevcuttur. Ancak Pervitin sayesinde askerlerdeki bütün bu olumsuzluklar giderilmiştir. Pervitin sayesinde askerlik tarihinde ilk defa bir ordunun gece dinlenmesi gerekmemiştir. Zaten 3 gün 3 gece ayakta sürekli savaşmak başka türlü açıklanamazdı. Bu normal bir insanın yapabileceği türden bir iş değildi. D9 kodu adlı ilacın Berlin'in kuzeyindeki Sachsenhausen toplama kampındaki mahkumlar üzerinde test edildiği belirtiliyor. İlaç verilen mahkumların sırtlarında 20 kilogram yükle dinlenmeden 100 kilometreden fazla yürüyebildiği kaydediliyor. Planlanan tüm askerlere bu ilacı vermekti. Bir farmakolojist, amaç sıradan askerleri, denizcileri ve havacıları süper kapasiteye sahip robotlara dönüştürmekti diyor. Hatta bu ilaç öyle bir şeydi ki askerler -30 derece soğuğa dahi dayanıklı hale gelmiştir. Tıbbi yetkililer, planın olumsuz yanının ise çok sayıda askerin çaresizce bu ilaçlara bağımlı hale gelmesi olduğunu belirtti. Berlin Askeri Tıp Akademisi'nden Doktor Otto Ranke, Pervitin planının arkasındaki isimdi. İlacın kullanıcılarda özgüveni ve kendi farkındalığını artırdığını bulmuştu. Savaşın en kanlı olduğu Doğu cephesinde çok sayıda asker bu ilacı kullandı. Ocak 1942'de 500 askerden oluşan bir grup -30 derece sıcaklıkta Kızıl Ordu tarafından kuşatıldı. O çatışma esnasında ölmeye yakın askerler bu ilaç sayesinde yeniden canlandırıldı. Doktor Pervitin verme kararını kayıtlarında şöyle anlatmış. Kar içinde ölmek üzere yere yılmaya başladıklarında onlara Pervitin vermeye karar verdim. 1,5 saat sonra eş zamanlı olarak daha iyi hissettiklerini bildirmeye başladılar. Yeniden yürüyüşe geçtiler. Daha ayık hale geldiler. Ölüler yeniden canlandılar. Benim bu olaydan çıkardığım pay ise sanırım ilaçlarla insan vücudu sınırlarını aşmakta. Yoksa -30 dereceye günlerce dayanmak mümkün değil. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere sevgili dostlarım. Eğer belgeselimiz hoşunuza gittiyse belgeseli beğenip arkadaşlarınıza önermeyi ve Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Ben Distopya ekibinden Sait Gülüm. Bir sonraki belgesele kadar hazırlıkta kalın.